Slowpop. Let's go. Gel gidelim yolları bana sar. Slowpop ama nasıl bir slowpop biliyor musun? 3 akor üzerinden gidecekmişiz gibi hissediyorum. Kesin minör, biri majör, 7. 7. Herkes hazırsa bugünkü değerli konuğumu sizlerle buluşturmak isterim sevgili dostlar. Bugün birlikte alternatif müziğin değerli ismini. Alternatif müziğin değerli isimlerinden canım dostumu ağırlayacağız. Konuğum sevgili evdeki saat geliyor. Evet. Bu harika performansınla ilgili öncelikle ne düşünüyorsun? Gurur duyuyor musun bu kontentinle? Gurur duyuyorum. Orada da yazdığım üzere çünkü daha önce bunu birinin yaptığını düşünmüyorum. Giorgio Baymoro'dur. Roman havasıyla çalınır. Yani ya bunu yapmışsa bir roman yapmıştır. Ya da hiç kimse yapmamıştır. Ya da evdeki saat yapmıştır. Ya da evdeki maksimum saat yapmıştır. Nasılsın güzel kardeşim ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi diyelim, iyi olsun. Nedir gündeminde? Neler var? Hayat nasıl işliyor şu anda? Hayat nasıl işliyor? Hayat böyle çok biraz böyle sıkıntılı bir akıştan çıktı. Neler oldu? 2022'nin sonları böyle bir vurdu gibi hissediyorum işte. Efendime söyleyeyim. Arkadaşımla kaza yaptık. Sonra hemen akabinde hasta oldum. Sonra bende bir baş ağrısı var. Böyle ilginç bir baş ağrısı, onu yaşadım. Migrenin bir garip bir versiyonu, böyle küme baş ağrısı diye. Küme baş ağrısı. Evet, küme baş ağrısı diye bir şey. Böyle senede bir aylık bir periyotta gelen ve işte o bir ayını yok eden bir ağrı. Onu yaşadım falan filan. Psikolojik çöküntüler, depresif günler falan derken çıktık şu an. İyiyiz yani. 10 üzerinden 5'teyiz yani. Çok şükür. İyi 5. İyidir. 5 iyidir. Sen nasılsın? Sen mesela 10 üzerinden kaçtasın? Ben bu konuda kendimi sana yakın buluyorum. Her ne kadar çok da iç dünyanı bilmesem de. Hı-hı. Sanki zaten hayat 10 üzerinden 5'tir de daha fazlasını beklediğimiz için 5'e kötü evet bir not yani veriyoruzdur gibi bir kafadayım. Aslında olabilir tabii ki de. Bu yeni girdiğim mentalimde şöyle. Olmuyor bir şeyler. Hı-hı. Kötü ama okeyiz. Okeyiz değil mi yani? Bu bize oturaklı bir depresyon ve süreçli mütevazi bir depresyon. Mütevazi. Küme depresyonu. Küme depresyonu. Bu konuda kendimi yakın hissediyorum ama bilmiyorum genelde nasıl. Kazalar mı zaten bu arada, çok geçmiş olsun da. Böyle bir gündemin olmasa normal hiçbir şeyin olmadığı bir akışta 10 üzerinden nasıl? Ya işte dediğim gibi aslında bazen hani mental duruma bağlı 4 ile 6 arasında değişiyor. Ama bazen de işte -2 + 2 diyorum. 2 ile 8 hadi arasında ya gidiyor hani, anladın mı? İşte o zaman hani biraz daha stabil olmuyor kafa, anladın mı? 8 ne zaman? Ya sağlıksız bir 8 aslında, anladın mı? Hype'lı. 4-6 iyidir. Manik bir 8. 4-6 çok iyi abi aslında. Peki, daha fazlasını veya azını beklememek lazım. Biz bana bir 8 örneği ver hayatında. Of, her şey çok iyi. Yani şu an. Yani şu an değil mi? Şu an değil canım. Şu an 5'te. Her şey çok güzel gibi ve hani olan şeyleri de abartma kafanda. Biliyor musun? Ya mesela yeni bir şarkı çıkardım. Aynen. Şarkı çok içime sindi. Muhteşem bir şarkı. Kaç? Hı-hı. İşte 8, 9, 10'a kadar yolu var aslında. Hah, mesela bunlar tatmin ediyor değil mi bunlar? Ha şöyle. Manik noktasına geleceğim. İşte atıyorum son Fark Etmeden diye bir şarkı çıkardım en son. Teşekkür ederim. Bence de tatlı bir şarkı. Ama şarkıdan mesela büyük bir beklentim var, tamam mı? Hı. Sonrasında işte o şarkı çıktığı gün işte New Music Friday'e giriyor falan filan. O gün 8-9 oluyor. Sonra bir hafta, iki hafta sonra fark ediyorsun o olmadığını. Kafandaki şey olmadığını. Sonra hop olmayınca 2'ye düşüyorsun. 2'ye mi? 2'ye 3'e düşüyorsun, evet. O çok manik durumlar yani. O yüzden 4-6 iyidir, anladın mı? 4-6 iyidir. Hiç bozmaya gerek yok. Böyle bazı sana okazyonlar sunacağım. Bana bazı rakamlar söyleyeceksin, tamam, gibi ilerleyeceğiz. Evet. Konsere çıktın. Konser ya, böyle bir şey olamaz yani. Hayalindeki şeye çok yakın. Hı-hı. Bir konser verdin. İnsanlar böyle uzunlarda telefonunu çıkarıp story bile atmadı. Düşünsene. Senin büyüğündeler böyle. Benimle evlen. Böylesin. Çok tatmin oldun. Kaç? Bu bence orijinal bir 8'dir abi. Sağlıksız değildir. Sağlıksız değildir. Yani çünkü insan 8 olmasını da bilmeli zaman zaman. Bu 8 benim hakkım diyebilmeli yani. Tatmin seviyesi ne durumda şu an peki bu dönemlerde? Artık sen hani şarkılarını yeni yeni çıkartıp onların heyecanına kapılma erasını geçtin. Artık başka şeyler var yani işte. Hani bu albümü nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Ya da bir sonraki seviyede sahnede neler eklenmeli falan filan. Böyle sıfırdan başlamadığın için artık bu tatminler nereden geliyor mesela? Şöyle, aslında kaygı seviyesi değişmiyor yani işin içinde. Yeni şarkı çıkarırken başka kaygılar duyuyordum. Şu an başka kaygılar duyuyorum. Ne tatmin gibi veren şey de şu an mesela şu anki Eren'i tatmin eden şey çok içine sinen bir şarkı yapmak. Çok dinlenmesi değil yani. Ama şu an bir ay önceki Eren'i başkaydı. Bir ay önceki Eren başkaydı. Şu an başka. Hani çok kısa dönemde kendime çok garip şeyler öğrettim galiba. Neler geçti bu bir ayda yani? Nasıl değişti bu durum? Mesela bir trafik kazası şey yaptım ulan. Bu trafik kazası hiçbir şey gerçekten etkisi var abi. Var tabii ki oğlum. Olmaz yani. Olur mu ya? O kadar da bir önemi yok şey.
herhalde. Bu bir eğlence programıydı. Ben gelip bunu bir... İçine sıçtın Eren. İçine sıçtım. Gerçekten yani. Niye böyle sıçtın oldu? Yani. Bu bak zamanı. Düştüysek yükseltmesini de biliriz aynı oranda. Kardeşim. Bravo. 4'sek 6'yı şey. Da vermeyebiliriz. Çal bir şey. Senin ana enstrümanın neydi Erenci? Ana enstrümanım gitardı. Gitardı. Hı-hı. Efsanevi bir performansını paylaştın geçenlerde Instagram'da. Evet. Atana öpücük söylediğim bir performansı. Bu arada geçmişinde barışık olman beni çok mutlu ediyor. Böyle çok boktan fotoğraflarını koyuyorsun. Bunlar böyle ailede herkes bir sırada sen böyle kötü bir kapriyle. Bunlar bana çok umut veriyor ve seni ben gözüm bir yerden ısırıyor diyordum ve eskiden de Vine'da mıydı? Vine'daydım aynen. Bir yerde bir evet bir içerik ürettiğini sonradan senden duydum. Belki oradan hatırlıyorsun diye dedim. Evet dedim. Oradan belli bu adamın orijinalliği. Asıl estağfurullah asıl içerik üreticisi biri varsa o da sensin. Hayır. Ama Vine'ın Vine olduğu zaman da oraya girmek bir vizyondur kardeşim. Tabii. Estağfurullah. İlk şey değil mi o? Böyle bir hani işte sosyal medyaya bir şeyler yapayım ya da yaptığım, ürettiğim bir şeyi insanlarla paylaşayım. İlk Vine'dan İlk çıktı Vine'de, galiba. Evet. Takipçi sayın kaçtı? Bir ara böyle ne oldu? 20 bine falan çıktı. Vay! Beyaz Şov'a katılacak seviyede bir takipçi sayısı. O dönem ünlü yani. Şimdi 20 bin ne? 20 bin ne ki, canım? Şey, çerez 20, yani. Çerez canım. Yazıklar olsun. Bir önemi kalmadı be bazı şeylerin. Bazı şeylerin hocam, önemi kalmadı. Hocam çok affedersiniz ama s**eceğim böyle Erenciğim ne oluyor çok ya? Haklısın. Suçumuz var burada. Ben Eren'le yan yana geldiğimde düşüyorum. Ama bu kötü yapacak bir düşme yok. Değil. Yok yok estağfurullah. İyi bir düşme. İnsanları bir tokat gibi çarpıyorsun Erenciğim. Bazen eğlencesiz şeylerden bahsetmeyi seviyorum yani ama... Müthiş. Okey. Şöyle bence bu bizim hatamız değil o kadar yani. Böyle basit insanlar olarak... Bakma yani basit insanlarız anladın tabii. mı? Tabii. Biz atıyorum bir akışa nasıl karşı koyabiliriz ki yani? Şimdi bak Instagram'da ya da işte Spotify'da bir şey orada burada. Bir uzunlar akışa bir müdahaleydi yani. Bir şarkının ana akım olması için belli başlı şeyleri yapmak zorunda değilsiniz örneklerinden bir tanesiydi. Evinde yaptığın bir şarkı sonuçta. Bunun örnekleri yeni yeni çıktığında bir örnekte sendin yani. Ah, uzunlar var bak öyle de değil o işler. İlla öyle olmak zorunda değil denilen bir aksi örneklerden bir tanesiydin aslında. Ya o da garip bir ikilem var orada. Yani ben o şarkıyı aslında bir sitem olarak yazdım. Biraz böyle sözlerine de baktığın zaman insanlara bir sitem şarkısı. Evet. Ama bir şekilde insanlar onu... Uzunlar oldu. Story çekiyor. Bağırıyor hatta. Evet. O sitem şarkısı garip bir şekilde evrildi çevrildi ve yine bir aşk şarkısına döndü evet. insanlarda. Ve onu bir aşk şarkısı olarak söylemeye başladılar. Normalde neye sitem ettin güzel kardeşim? Mesela neye sitem ettim? En çok sitem sözü şey mesela. Ben sizin için kendimi değiştirmek zorunda mıyım diyorum aslında o şarkıda. Asla diyorum ki ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşırım diyorum mesela anladın mı? Abi hani adam benim yazmış. Size ulaşmam için aslında köşelerimden mi vazgeçmem lazım diyorum ki hani uykunuzdasınız hadi uyanın falan. Öyle olmadı işte. Ya okey benim için iyi oldu bazı noktalarda ama tam olarak öyle olmadı gibi anlatabiliyorum. Ya onu demek istemedim durun falan. Ya hiç. Hiç. Dark Side'da takılalım yani birazcık da anladın mı? Ben bile tam asıl amacının ne olduğunu anlamamışım. O kadar maruz kaldım. Ama artık tabii üstüne o kadar fazla şey koydun. Artı dediğim gibi o dönem evinde müzik yapan insanların aha evimde müzik yapabiliyorum ve bunlar da bir yerlere gidiyor galiba dedirten az örneklerden bir tanesiydin yani. Helal hoş olsun güzel helal kardeşim. Ama sen uzunlardan önce de zaten çok stabil şekilde müzik yapıyordun. Tabii. Deli gibi çalıştığın bir dönem vardı ve çok ev kuşusun diye biliyorum. Bayağı yani. Öküz gibi diyecektim de. Ev insanıyım yani full. Ne yapıyorsun evde? Kalktın. Çayını kahveni kalktım. Koydun. Kalktım bir sigara yaptım. Bir tane. Sonra gittim filtre kahvemi demledim. 3 bardak filtre kahveyle 3-4 sigara daha içtim. Eyvah. Sonra kahvaltı yaptım. Bilgisayarın başına oturdum. Bilgisayarın başına geçtim. Bir bölüm dizi izledim. Bir bölüm oyun izledim. Oyun ne izledin? İşte en son God of War Ragnarok izledim. Geldi mi? İzledin mi oyunu? İzledim, izledim. Kim ne izliyorsun? Korekin için. Ya ama o zaman senin bir günün genelde bilgisayarın başında. Kesinlikle. Sabah rutinlerini yaptın. Sonra boş bir Logic projesi mi açılıyor? Boş bir Logic projesi açılıyor. Daha önceden açılmış Logic projeleri tekrar, eski defterler tekrar açılıyor falan. Şöyle mesela, sosyalleşmeyi ben şey için kullanıyorum. Eve tekrar huzurlu dönebilmek için. Dışarı çıkmak benim için çok önemli değil. Sadece dışarı çıkmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum. FOMO dediğimiz şey. Evet. Bu FOMO hafta var mı? Var var. Bak tabii. Bunu beklemiyordum. Ev kuşuyum ama FOMO da var. Var. Çünkü görüyorum maruz kalıyorum yani. Şimdi Instagram'a girmeyeyim de diyemiyorum. Öyle bir dünya da yok. Abi neyse ben bu cuma çıkayım da biraz işte Cihangir'de Kadıköy'de görsün. Bir takılayım da hani şu gül cemalimi bir göstereyim. Millet alışverişte görsün. Ondan sonra iki gün tamam hani yeter. Artık rahat rahat beş gün evde durabilirim. Depoladıktan sonra peki dışarıda senin okazyon da mı?
mesela konser izlemeye çıkarsın herhalde. Konser keyfi veriyor. Mesela ben çok dürüstçe söyleyeyim. Konser izlemek yerine evde o konseri salonumda bilgisayarımda falan izlemeyi ben tercih ediyorum. Yani da Allah ben, da beni karşısında. Ben de tercih ederim aslında. Valla mı? Biliyor musun? Gerçekten ev içinde yapılan her aktiviteyi tercih ederim. Çok rahatladım. Şimdi canım bu geçmişinle olan barışıklığın bunları çok güzel içerikler haline çeviriyor olmanı yaşıtlarımdan en günceli yakalamış insan olarak addediyorum. Allah Allah. Hiç böyle bir şey diyeceğini tahmin etmedim. Dumpların, paylaşımların, storyler, şunlar bunlar hepsi sanki çok rahat ve imajını çok da düşünmeyen bir yerden geliyor. Hı-hı. Müzik dünyasındaki bazı gereklilikler var işte gidiyorsun, hı-hı, fotoğraflarını çektiriyorsun, cool görünüyorsun, imaj bir şeyler falan. Ondan sonra bir röportajda işte dümdüz muhabbetler. Bu şarkıyı nasıl yazdın, neden müzik falan filan konuşuyorsun. Bunlar da ruhunu darlıyor mu? Çok fena darlıyor. Değil mi? Ya ben bunlara böyle bir 10 sene diyeyim hatta. 10 sene sonra çok güleceğimizi düşünüyorum ben bazı de pozlara ve bazı ben şeylere. Ben de. Hatta biz yaptıysak dönüp biz niye bunu yaptık, evet, diyeceğimiz bir şey yaşayacağız yani. Ya bazı programlar, bazı röportajlarda ufak bir şey moment geliyor böyle. Bunun dinleyiciye ne gibi bir aktarımı var yani? Evet, bir şey konuşulmuyor yani. Çok ilginç. Ben bunu hani mesela şu ana kadar 15 tane atıyorum radyo programına çıktıysam, hı-hı, ya da söyleşi. Bir tanesi mesela beni çok etkiledi, tamam mı? Hani o programda da böyle çünkü yani benim psikolojime indi böyle. Çocukluğuma falan indi. Ne oluyoruz dedim yani. Çok şaşırdım gerçekten. Hı-hı. Onun dışında her şey. Hepsinde ama mesela neden evdeki saat diye bir soru vardı yani. Hadi ya. Abi hani tamam artık 15. röportaj da bir 7. röportajı bir dön bak yani. Neden evdeki saatmiş? Hani herkes yapmak için yapıyor bu iş hani. Reklam için de aynı şey geçerli. Hı. Müzik sektöründeki yapım şirketleri için de aynı şey geçerli. Böyle başta olan insanların artık daha godoman tiplerin yeni bir şeye itme maalesef çok zor. Bilmiyorum bence burada yaptığın şey o yüzden çok değerli. Yani sağ ol kardeşim. Senin gibi de çok insan yok. Evet. Tamam ben şimdi o zaman buraya şöyle bir hareket yapıyorum mesela. Ne olsun? Orayı sen seçeceksin. Ben şu an bir hareket yapalım ve sonrasında sen yeşil ekranda bunu güzel bir şekilde tamamla. Şöyle bir kalp yapalım. Ortaya bakalım ne gelecek. O zaman göt gibi gözüküyor. Oturuyorum her ailede bir baba olur, anne olur der ki işte oğlumun bir altın bileziği olsun. Hı-hı. Yandan da işte bir gitar da öğrensin çocuk da CV'sine yazar. Yo, benim gitara başlayışım tam olarak bu. Neler oldu o çocukluk zamanında da nasıl başladı yani, tamam, nasıl yönlendirildi? Şöyle ben rap yapıyordum, ben rapçiydim aslında. Let's go kardeşim. Let's go. Biliyorum. İşte gitara başlattılar beni. O yan şey olarak hani hobi olarak CEO'yken gitar da çalabilen kişi olabileyim diye. Toplantılarda böyle. Pink Floyd falan. Bir şey var here ama. Hani böyle bir şey ama öyle olmadı işte. Ne? CEO değil. Tamam şu an gitar çalıyorum ama yanında CEO da olabilirim şu an. Anladın mı? Ek iş olarak CEO'luk yapabilirim yani. Zaten lisede ben bayağı şuursuzdum aslında. Yani meslek bilmiyordum hani, anladın mı? Aslında küçükken kesin rapçi olacaktım %100. Ya basketbolcu ya da rapçi olacaktım bir noktada. Rap de yapamadım fark ettim. Rapçi oldum derken nasıl bir kariyerden bahsediyoruz? Şarkılar yapıyorum, klipler çekiyorum falan. Kliplerim var yani aslında. Ama lisede. Lisede ve ilkokul 8. sınıfta falan. Kendin çekiyorsun. Evet, böyle evde bir şeylerle çekiyoruz. Neler çekiyoruz bilmiyorum. Kırmızı saçlarla. Kırmızı saçlarla. O çok ilginç bir fotoğraf bu arada. Evet. Hani üstünde Eminem yazıyor ama punkçı saçı falan. Hani bu bugünkü şeyler var ya işte holistik tsunamiler falan. Onu biz hani 2008'de yaşadık kardeşim. Hadi hadi o mavi. O kimlik karmaşası. Mavi işine bak işine. Yani İlk rapi dinleyip böyle falan. Ceza, Sansar, Sansar sağlı. Sansar. Yerinde duramayan adam. İlk şeyi fark etmiştim yani. Rap yapmanın bayağı müziğe perküsyon olarak çok müthiş bir katkısı olduğunu acayip fark edip böyle şey. Hem bir şey anlatıyorsun hem de bir, ya davulcu gibi bir şey gibi tabii, yorumlamaya tabii başlayıp çok büyük kafayı yemiştim. Ramiz şey diye bir karakter vardı o zaman. O zaman işte underground'dan çıkan ilk isimler falan da hani. Hatta Acun'un Var Mısın Yok Musun'una çıkmıştı böyle. Hatırlıyor musun? Abi evet öyle bir karakter var. İbo Show'a gidiyordu, Beyaz Show. Ramiz'in hangi şarkısı? Bir tane çok bir tane şeyi vardı işte. Çok bir tane uzunları vardı. Bir dakika bulacağım dur. Bu rap. Bitmez bu rap. Hatırladım. Dinimi kesseler, dinimi ikseler, beni yok etseler. Bitmez bu. Ya Fuat'ı da televizyonda keşfetmiştim. Rapimi Rapimi çağırma gelenleri. O bendiri çalışıyordun falan. Çok güzel. İnanılmaz rock yapan bir grupla yaptığı bir düet vardı mesela. Hiç bilmiyorum. Bak o beni böyle dedim ki Türkiye'de müzik yücelecek ve çok daha iyi yerlere gelecek. Yani Fuat inanılmaz bir şey. Arkası full metal slash rock vari böyle, hı-hı, çok heavy. O
kadar iyiydi ki ve hayatımın en huzurlu ve en güzel dönemiydi. Gerçekten daha asla ya. Peki şey var mı hocam? Anksiyete belirtisi olarak şöyle bir semptom vardır. Aynı dizileri izlemek, hep eski bölümleri yemek yerken açmak, işte yatmadan önce aynı diziye dönmek. İşte bunun seni safe hissettiren dönemlere geri dönmek için yapılan bir hareket olduğu söylenir mesela işte. Kendimi kötü hissettiğimde yeni müzik açmaya cesaretim olmaz, araştırmaya etmeye de. İşte 2000'lerdeki o güzel şarkılara dönerim falan, sürekli böyle bir eskiye dönme. Eski nostalji, oyunları tekrar evet, oynama, nostalji manyaklığı. Bunun anksiyete belirtisi olduğuna yönelik bir fikrim var. Olabilir, kesinlikle. Dizi değil de hani müzikle alakalı ya da işte daha farklı şeylerle alakalı dönerim her türlü. Bazı videolar var mesela YouTube'da. İşte You Are In A Club Toilet In 2010s diye bir video var mesela, anladın mı? Ve arkadaşlar Lady Gaga'lar çalıyor falan filan. Ama böyle hani gerçekten o klubun tuvaletindesin, böyle 2010'lardasın yani. Böyle şey gibi olurum yani, damlayacak yani. Evet, damlama. Pıt edecek. Mesela rap dinleyen biri olarak ne diyorsun bu raplere? Ya biraz burada çok yapacak bir şey yok. Sonra bence bir sonraki gelecek olan şeyin de değişmesini isteyeceksin. Çünkü zaten yukarıdaki şeyler hiçbir zaman seni tatmin etmeyecek yani. Maalesef böyle hani popüler olana karşı olmak gibi bir şey değil de. Pop müzik sanki popüler olanı yiyip tekrar popüler oluyor. O diye aşağı kaldıkça bu sefer bir sonraki janra geliyor gibi. Yani şu anda atıyorum. Yani Ebru Gündeş böyle trap beat'te bir şarkı yapıyor ya hani. Sallıyorum. Ebru Gündeş değil de işte birileri, İrem Derici falan. Arkada böyle bir drill bir sound'da bir şey çıkartıyor. İşte pop müzik yine tam hype olacak şeyi yiyor yine içine ve o popülerliğine devam ediyor ama hep subjanralardan beslendikçe zaten. Yani hiçbiri popülerleşmeyecek bir noktada da senin de böyle temsil ettiğin diyeyim. O erayı çok seviyorum işte. Orası tam safe zone gibi. Hakikaten ne istersen yapabileceğin bir noktada gibisinde ama öyle hissediyor musun bilmiyorum mesela. Biraz şimdi, o kafaya geçtim. İşte yani şey, ben seviyorsam vardır ederi gibi bir noktaya geldim mi yani? İşte aslında şu an tam tersi rahatladığım, gevşediğim bir dönemdeyim. Çünkü aslında biraz da şeyi yeni atlatıyorum. Bir şarkının çok popüler olması durumunu yeni atlatıyorum daha. Daha hani pandemiydi ve her şey hype oldu bir anda. Siktir ne oluyor? Nasıl ne kadar bunu atlattım desem de aslında gerçekten atlatamadım. Yani çünkü getirdiği çok güzel şeyin yanında getirdiği çok garip şeyler de var yani, hisler. Şu an daha yeni yeni özellikle şu son şarkının çıkışından sonraki yaşadığım duygusal çöküntüden sonra dedim ki hani yani yok hayır, böyle bir şey değil. Hani artık tamam geride bırak ve hani yaptığın şey %100 olmasa da en azından %51 kendin olmaya devam et yani. İşte öncesinde baban seni ya da annen dedi ki altın bilezik gitarını şey yapalım. Oha, bu konuyu unutmuşum gibi yarım saat önceymiş gibi geliyor. Şimdi gitara gittin, rap klipleri kendine çektin. Aynen. Çok hype'sın, çok mutlusun. Okeyim yani. Rapçi olacağım. Kesin rapçiyim ben yani. Kenarda sonra gitar duruyor. Geliyor işte. Acaba rap değil, ben müzisyen mi olsam acaba? Hani rapçi olmak zorunda değilim geliyor ondan sonra. İşte nerede? O bağlılık şey de gidiyor artık yavaş yavaş. Böyle liseye doğru hani. Siktir bu cool değilmiş, saçlarımı tekrar gri boyatayım falan. İfşa edildi. Bütün okula falan benim bu rap parçalarım ifşa edildi. Sonra hemen internetten bütün ayak izlerini yok ettim o şarkıların falan. Kıyamam lan. Ama şarkıların isimleri işte. Ne? Silah bu kafana bang bang. Hayvanlar familyası. Birine diss atmışım falan. Gerçekten çok kötüydü ama yani. Şu an gurur duyar mısın bunlarla? Bir de hayvanlar familyasının bana bir ufak bir kuple kurdu. Onu hatırlamıyorum. Şeyi hatırlıyorum şey işte. Hatırladım bir tane. Silah bu kafana bang bang. Doğrulturum kafana slang slang. 3,5 kovanda sen. Silah bu kafana bang bang. Nakaratı bence bugün tutar bu şarkı. Sana. Evet bugün doğru. Katılıyorum. %100 katılıyorum. Peki böyle ben mi takılıyordun? İşte yanına bir arkadaş grubu aldığında hadi onlarla bir stüdyoya gireyim de çalayım bakayım nasıl bir duygu mu? Tek başına tek başıma ben takılayım ya. İşte lise gitara başlamışım. Halil Sezai çalayım, salın beni falan. Sonra işte tabii ki de yabancı gruplarla tanışıyorum. Kimler hocam? Yani ilk Arctic Monkeys ile tanışıyorum of hocam. Of course. Ondan sonra Arctic Monkeys çalıp sonra başlıyorum derken oha lan bayağı bir dünya varmış burada. Hadi gireyim, atlayayım denize falan oluyor. Bir sentez diyebilir miyiz bir hocam? Bir sentez, bir doğu batı sentez. Füzyon, bir füzyon diyebiliriz kesinlikle. Bir füzyon. Çeşni. Çeşni. Bir çeşni. Bir çeşnidir. Evdeki saat bir çeşnidir. Aynen öyle. Güzel. Sen prodüksiyonu falan da hayvan gibi yapıyorsun. Ya onu da yapıyorum işte. Nasıl? O da kendi kendine öğrendiğim bir süreç. Aynen, meraktan değil mi? Dün meraktan. YouTube'dan arayayım. Yani insanın başına ne geliyorsa işte. YouTube'dan. YouTube'dan gelir. Ya meraktan ya YouTube'dan ya demişler. Ya da YouTube'dan gelir. How to Logic. How to yazarak logic başladığım 101. Bir serüvende. Tabii. Başından beri değil mi? Başından beri. Hatta 2007'den beri kendi rap beatlerimi kendim yapıyordum o zaman. Yani rap yapacaktık. Beat'te de şey. Ha Efel ama. Efel'in evet, hazır. Beat yapırken de beat yani. Efel'dir. O zamanlarda şey oluyordu mesela. Beatlogic.com falan yazıyor ya beatler. Onu da hiç sevmiyorum yani. Lan şarkı yapacağız adam büyük doğru. Bir ses geliyor falan. Sen. Aynen. Alacak param da yok ya. Annemlere de şey diyemem. Annemle babama.
anne rap beat alacağım bana %100 diyecek. Yani galiba çok da tasvip de etmiyorlar. Bir şey de demiyorlar da hani rap beat için 100 lira. O zaman 100 lira da şey ya. Orada hani. Yani sen aslında free beatlerin altındaki watermarkları kapatmak için FL Studio öğrendin. Tam olarak müziğe girişim, prodüksiyona girişim watermarklardan kurtulmak üzerine. Ben de Photoshop'u böyle öğrendim. Şunu da yapabilirdin ya yani. Derdimi anlatacak kadar program bilip sonra bir prodüktöre bunu emanet edip sen bestelerini yazmaya devam edebilirdin ama gittin oturdun başına yani şu anda her şeyini sen yapıyorsun. O hale nasıl geldi konu? Ya hatırladığım kadarıyla mesela biraz çekiniyordum aslında. Mesela ilk 2016'da albüm çıkaracaktım evdeki saatten. Yani birine gidip şarkımı dinletmeye ve o muhabbete girmeye çok çekindiğim için aslında evde yaptım, anladın mı? Sana kıyamam. Öyle çok bir şey... tatlı bir hikaye bu ama çok iyi. Anladın değil mi demeye çalıştığım şeyi? Orada biraz bir şeylik de var. De kaç yaşında oluyorsun o dönem? 19, 20, yani, 18 hani, öyle bir şey. Yani. Söz yazamanın cringe tarafları var şimdi tanıdığına tabii. Dinletirken. O zaman da müzik yapmak hani bu kadar herkesin yapabildiği bir şey değildi ya. Ya o yüzden o kadar rahat da değildin yani. Şarkı iyi mi kötü mü bilmiyorum. Şarkının iyi olması önemli bir şeydi o zaman. Sırada sevgili Eren'le random bir beste yapma kısmına geldik. Burası aslında insanları en çok korkutan ama en keyifli kısım oluyor. Deneyim heyecanlıyım. Bakalım. Ben de heyecanlıyım. Evet Eren'cim, bu müzik türlerimizin olduğu kasemiz. Tamam, o ne kasesi? Bu da kelime kasesi. Buradan sana böyle temamızı, şarkımızın temasını belirleyecek, anlatacağımız şeyi belirleyecek şey. İstersen önce bir müzik türüyle başlayalım. Lütfen rap çıksın ya. Slow pop. Let's go. Gel gidelim yolları bana sar. Uzmanlık alanın be güzel kardeşim. Ya işte biliyoruz bir şeyler. Aç bakayım. Buz. Kendisi ya. Senin adın buz mu? Söylerimez mi? Buz. Slow pop ama nasıl bir slow pop biliyor musun? Gelsin hocam. Buram. 3 akor üzerinden gidecekmişiz gibi hissediyorum. Kesin 3 akor üzerinden gideceğiz. İkisi minör. Biraz. İkisi minör, biri majör. 7. 7. Burada da hani müzisyeniz. Herkes gülmez bu şaka. 7-9 falan diyoruz yani. Akorların sonuna 7 veya 9 eklemek isteyenler PubDJ'ye başvurabilirler. Şarkımız bayağı ana akım. Öyle alternatif malternatif yok. Ya böyle sakalına papatyalar dizeyim adam. Şey kıvamında değiliz değil mi? Tuğçe neydi? Tuğçe Kandemir kıvamında değiliz o değil mi? O arabeske kayıyor. Evet, arabesk pop arabeske gibi kayıyor. Tamam. Akustik gitarla çalınabilir. 4 akor. Buz. Bak. Buz yazdı sayfanın üstüne. Bu kadar beni yakarken bu kadar soğuksun bana ama benim içim yanıyor. Yani çünkü bütün buz kafiyelerini Soner Sarıkabadayı kapattığı için biz başka bir kafiyede. Fettahcan. Fettahcan var. Mandalinalar tezgahta. Böyle hani... Sen bana buz gibi davranıyorsun ama senin aşkın benim içimde bir kor gibi yanmaya devam ediyor. Bir şey diyeceğim. Slow pop o gitardır. Evet. Gitarı bir kere bir al. Önle bir başlayalım yani. Şarkıyı birine satmış Fettahcan çaldığında böyle çalıyor. Şu hareket çok kritik değil mi bu şarkılarda? Aynen. Çok kritik bir hareketler slow pop'ta. Tamam gel bakalım. Ya da şu nasıl? Da 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 da. O da böyle barlarda. Olur mu? Olur. Geldi. Yine yaptın arada. Evet. Okey tamam böyle bir şeyden gidelim. Budur abi şarkı. Bilemiyorum, çözemiyorum. Sevdan yakıyor içimi. Geçer mi bilemiyorum falan sonunda bile. Bilemiyorum. Ya da söner mi? Ama o içimi başka... Olmadı dur. Yakıyor beni. Yakıyor beni oğlum. Bir gün geçer bir mi? Bir gün söner mi? Aynen. Söner mi? Bilemiyorum. Ama o çok muzip söyleyecek. Bilemiyorum. Sonra sevdan yakıyor beni. Bir gün söner mi? Bilemiyorum. Birden... Geliveriyor... Aklıma... Bana bakışın... Kafamdan silemiyorum. Silemiyorum. Başlayalım. Bir tur bunları deneyelim. Bir de nakarat var. Sevdan yakıyor beni. Benim söner mi? Bilemiyorum. Allah kahretsin. Birden geliveriyor aklıma.
biliyorum. Gezdiğim şehirler. Ne oldu? Orada şey, Şule İskenderli'ye kaydım orada. Yanlış oldu. Sevdiğim adamlar ya da kadınlar artık kimse ya da non-binary'ler ya da sevdiğim bireyler. Şehirlerle ne oldu? Sevdiğim bireyler bana beni benle anlatan. Sen diyemiyorum. beni bana benle anlatsan çok güzel oldu. Beni gezdiğim şehirler. Burası çok boş kalıyor ya. Gezdiğim şehirler. Yana yana sevdiğim. Güzel, çok güzel. Tebrik ederim. Şehirler, yana yana sevdiğim bireyler. Beni bana benle anlatsam diyemiyorum. Ah, buz gibisin. Buz gibisin, buz gibisin yarim. Ah benim, ah benim. Ne çarem var. Yanayım gitsin. Buz gibisin başka bir şey bir şey. Buz gibisin. Day day day. Ah yes. Yes abi. Gibisin çok delisin. Buz gibisin çok delisin yarim. Gel beni bir. Gel yanım say belimi. Aynen. Gidelim buradan. Bu sulamrı. Gidelim uzaklara. Bulamasınlar bizi. Olur mu delisin belimiyle? Bulamasınlar bizi. Hadi deneyelim diyorsun? Bakalım. Deneyelim. 3, 4. Buz gibisin, çok delisin yarim. Gel yanıma, sar belimi. Gidelim uzaklara. Bulamasınlar bizi. Buz gibisin, çok delisin yarim. Az önce baştan söyledim full fokus tamam mı? Hazırız okay. Bitti. Bir bence, şey diyeceğim. Bu şarkıyı sattık ya. Sattık. Bir dünya standartlarında. Bu şarkıyı almak isteyen Türkçe pop sanatçısı varsa Papto Jam'le iletişime geçebilirler. Buradan yapabileceğim bir şey var mı? Bas, gitar plugged. Sen yes abi. Evet, çift gitar olmazsa olmaz. Bir Fettah Can tırnağı duymamız lazım değil mi? Çok heyecanlıyım. Sen çok delisin yarim. Gel yanıma sar
gidelim uzaklara. Bulamasınlar bizi. Ah buz gibisin, çok delisin yani. Gel yanıma. Ezberledim. Ben de bu arada hani rakıda falan söylüyorum. İki gün bu bizim kafada şu an net. Hocam ben bunu satarım. Sevgili pop müzik dünyası. Elimizde çok değerli bir beste var. Gelin. Bu beste sizin olsun. Evet sevgili Cengiz Erdem, Samsun Demir buradayız. Bak tertemiz, sahibinden satılıktır. Şu an İsterseniz ikinci verse anında. Eren evet. Harika bir şarkıya imza bence attık kardeşim. Bence de mükemmel çak. İşte budur. Harika. Sevgili evdeki saate kocaman sevgili bir alkış. Sevgili Paptır ben teşekkür ederim. Bravo. Ağzına sağlık aşkım benim. Teşekkür ederim. Ay be. Paptır Cem.